Her yardım bir aileyi kurtarır. Kırsalda bir köy. Evin tuğla duvarına yaslanmış 6 yaşlarındaki oğlan kucağındaki bebekle kapıdan giren genç kadına bakıyor. Başı örtülü parduseli kadın verdivenli uzun koridordan çıkarken oğluna bakıp bebeği diğer koluna aldı. Yorgun argın eteklerini tutarak üst kısma geldi. Kucağındaki bebek 9 aylık kadar ayakları çıplak kadın küçük oğlanın elinden tutup gitti. Binaların arasındaki boşluktan tek bir ağacın bile olmadığı tepedeki düz çatılı evler görünüyor. Evin demirli penceresinden içeri girildi. İsmi İsmim efendim. Semra El Ali. Boş odadalar. Altı mesela çocuğum var. var. Geleli iki ay oldu. Burada durumlar çok karışık. <laughs> Çünkü maddi olarak bitmiş durumdayız. Ben bir adamla birlikteler. Yani. Çocuklar 10 yaşından yani küçük. Sağlık hizmetleri bedava mesela. ama. Ev kiraları pahalı. Elektrik, su ve diğer masraflar pahalı. Sadece ilaç bedava ama sağlık ocaklarına gittiğimizde de Türkçe bilmediğimizden dolayı çok sorun yaşıyoruz. Durum çok zor. Gerçekten zor. Kadın ağlıyor, gözleri çaresizlik içinde. Odada çok az şey var. Ne anlatayım bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Evde hiçbir şey yok. Yani Kanalizasyon yorak. yok. Yani Halı yok. Ee, Battaniye yok. Yani, yani ne anlatayım? Yani, hiçbir, hiçbir şey yok. İnsan aciz kalıyor durumu anlatmakta. Hiçbir şey yok. Evi alt üst etsen hiçbir de şey bulamazsın. Yani, de Komşuların desteğiyle yaşıyoruz. Arada ekmek yemek getiriyorlar. Çok zor yaşıyoruz. Yani, Türk devleti Türkiye elinden yani geleni yaptı. İhtiyaçlarımız fazla yani. ama bu da Türkiye'de yaşam balalı olduğundan dolayı. Türkiye. Gelirimiz de yok. Çocuklar etraflarında dolanıyor. Pencereden görünen adamın üstünde Aa. tabakta yemek benzeri bir şey duruyor. Şu içeride gördüğünüz o da aslında bir atın kaldığı ahırdı. Ama ben orada kalmak zorundayım. Adam duygu yüklü konuşmakta zorlanıyor. Kocam bir hafta çalışıyor, bir hafta çalışamıyor. Durumumuz çok karışık. Bazen diyorum ki Suriye'de bombaların altında kalsam bile şu durumdan daha iyidir. Kadın daldı. Yanında 10 yaşlarındaki oğlu var. Umarım ki ağlamamak için yüzüyle oynuyor. Suriye'deki savaş biter. Adam dolan gözlerini yüzünü kaşıdı, çenesi titriyor, bakışlarını kaçırdı. Biz de vatanımıza geri dönebiliriz. Ağlamaya başladı. Göz çukurlarına bastırarak eğdi başını. Dört yaşlarındaki kızı babasını izliyor. Kadın elindeki peçeteyle oynuyor. Siyah pardüsü, bej başörtüsü var. Karı koca 35'li yaşlardalar. Adamın yüzü kasılmaktan kıpkırmızı oldu. Açık kapıdan dam üstünde duran eşyalar görünüyor. Kadın küçük erkek bebeğiyle kapıya çıktı. Dışarı bakınıyor. Dört erkek, iki kız çocuğu var. İki oğlan ve bir kız 9-10 yaşlarında. Diğerleri daha küçük. Küçük kız ayağının dibinde. Karanlık. Video sonunda jenerik veya yapımcı bilgileri yok. Engelli erişimi www.sebeder.org